Kemamo'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ark Survival Evolved oynayacağız arkadaşlar. Bugün size göstereceğim dinozor arkadaşlar bir Anikilo. Çok güçlü bir hayvan. Özellikle benim kullandığım aşırı güçlü bir hayvan. Öncelikle hemen canına geçiyorum. 1260 canı var. 280 staminesi var. Hulu filan bunlar zaten şey. 380 kilogram alabiliyor. %920 milli damage'i var. Arkadaşlar ne T-Rex ne başka bir şey. Alfa olmadığı sürece hiçbir şey bu adamı, bu dinozor kardeşimizi durduramıyor. Bunu ben kendim temin etmedim. Oyundaki bir sevdiğim abim bana hediye etti. Çağrı abi hediye etti bana. Teşekkür ediyorum ona. Bunun özelliği arkadaşlar beri toplaması, şu taşları kırması filan sizin işinizi aşırı kolaylaştırıyor. Bu hayvanları da öldürüyor mesela arkadaşlar ama etçili bir hayvan olmadığı için öldürdükten sonra ısırmıyor. Yani tek attı, görüyorsunuz bakın ne kadar şey topladı tek seferde. Ama öldürdükten sonra ısırmıyor arkadaşlar. Sizin gelip kendiniz onu şey yapmanız gerekiyor. Eğer illa alacaksınız. Böyle. Çok güçlü bir hayvan. Yani gerçekten gücü konusunda bir şey yok. Ama taş kırdığı zaman arkadaşlar daha çok flint veriyor. Bir de bunun ben asıl kullanım amacını söyleyeyim, bu hayvanın genelde metal almak için. Metal için dağlarda metal avını çıkartıyorlar arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz oyunda metal kırmak, bulmak birazcık daha zor aslında. En iyi metal kesenler de bu hayvanlar arkadaşlar. Fazla bir şekilde metal kesebiliyorlar. Metal çağına gireceğim yakında. Metal çağına işte bu hayvan sayesinde gireceğim. Mesela beriye ihtiyacımız var. Oduna ihtiyacımız var arkadaşlar. Şöyle bir vuruyorum. Hepsi tek seferde gidiyor. Şöyle. Siz de görüyorsunuz. Yani odunu fazla vermiyor bu mesela. Odun için sanırsam mamut almam lazım. Yakında onu da temin ederim arkadaşlar. Mamutum da olur bir tane. Yani böyle hepsini birden götürüyor, görüyorsunuz. Çok işimi kolaylaştırıyor. Burada bir raptor var yalnız. Ona saldırıyor. Sen kime saldırıyorsun? Sen sahipsiz mi sandın otçulları? Sen otçulları sahipsiz mi sandın? Gel buraya, koşamıyorum da lanet olsun. Buraya doğru kaç. Buraya doğru kaç dostum. Adam sorunlu ya. Kaçsana bana doğru. Aferin. Vurdum o kadar ama kurtarmadı be. Kaçtı. Gelir şimdi. Şöyle peşinden. Sen ölsen de öcünü alacağım ulan senin. Senin öcünü alacağım. Gel buraya raptor. Ya arkadaşlar zaten bu karakterin diyorum ya. Raptormuş, maptormuş hiçbir şey önemi yok. Yani T-Rex dahil hepsini kesebiliyor. Ama alfa olmadığı sürece T-Rex haricinde bir de şeyi kesemiyor. Yeni çıkan hayvan Gargantuan olması lazım ismi arkadaşlar. T-Rex'ten büyük. Şu anda buranın en güçlü yaratığı. Yaratık çünkü o. O. Yani bir onu kesemiyor arkadaşlar. Bir de T-Rex'in alfalarını kesemiyor. Bunun dışındaki etraftaki her şeyi kesiyor. Ben arkadaşlar 2 gün önce bunu kaybettim. Kaybettim. Yani bulamadım, kaçırdım. Sen bir geber. Şimdi sıra sende raptor. Gel buraya gel. Sen de öldün. Oo, 84 level'mış bir daha. Çok iyiymiş yani level. Buralardan iyi et çıkar arkadaşlar. Çok değişik sesler çıkartıyor yalnız ya. Gel dostum gidelim. Evet arkadaşlar devam edelim. Böyle birazcık şu tarafa doğru gidelim mi? Bunun üzerindeyken korkmuyorum ben. Yani korku yok bunun üzerindeyken. Her şeyi her yerde kesebiliyor, kırabiliyor. Dağa tırmanır gibi tırmanabiliyor arkadaşlar her yere. Yani görüyorsunuz siz de yavaş hareket ediyor birazcık ama bu demek değil ki çok da yavaş hareket etmiyor. Yani böyle çok hızlı bir şekilde eşya toplayabiliyoruz arkadaşlar. Buralarda metal varsa metal de kırmak lazım ya.
Yani metal çok önemli metaller. Gelmişken metal kıralım arkadaşlar. Gerçi buralar dağlık alan olmadığı için pek metal yok yani. Bir tane iki tane çıkıyor en fazla her şeyden, taş bloğundan. Ama sadece metalden yapılmış şeyler var arkadaşlar. Yani metalden olma. Onlar olunca bir 25-30 tane falan kırabiliyor tek seferde metali. İşte onlardan dağda çok fazla var. Dağın her tarafı onlardan. O yüzden bunları genelde dağlarda tutuyorlar arkadaşlar. Çünkü yavaş hareket ettiği için dağda bir ev yapıp içine bunu koyuyorlar. Sonra kuşla uçup oraya dağı hemen ayarlayıveriyorlar dağda. İşlerini hallediyorlar. Sonra kuşla ne yaptılarsa geri getiriyorlar arkadaşlar. Bunu orada bırakıyorlar. Aa, mesela bir tane metal. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen kıralım. Kırıyorum. Haydi hayırlı olsun. 25 tane metal. Bir tane daha vuruyorum. Bir 54 metal daha. Oo, çok iyi ya. Çok iyi metal aldım. Yalnız ağır. Tabii metal birazcık ağırlık yapabiliyor arkadaşlar. 59 metal var. Tamam. Toplamda 59 metal var. Fena değil arkadaşlar 59 metal sanırsam. Bu beriler de çok yer kaplıyor arkadaşlar. O yüzden ben genelde çok fazla beri olduğu için narko beri hariç hepsini atıyorum. Narko berileri de atmamamın bir sebebi var. Aa, burada bir tane daha metal var. Çünkü narko beriler spolitmit ile beraber karıştığında şey yapıyorum arkadaşlar. Hayvan temin etmek için kullandığımız böyle hayvanın doğum süresini uzatan şeyler var. Nasıl desem, uyuşturucu gibi şeyler var arkadaşlar. Onları yapıyoruz. O yüzden onları biriktirmeye çalışıyorum. İhtiyaç oluyor narkoberiye. Hatırlarsınız arkadaşlar eski videolarımdan zaten böyle elimle narkoberiler toplamaya falan bunları beriler toplamaya çalıştığım zamanları bilirsiniz arkadaşlar. Yani şimdi baya bütün bir hafta boyunca topladığım beriyi resmen şu an çöpe atıyorum görüyorsunuz yani. Gerçekten böyle bir durumla karşı karşıyayım. Ne kadar mutlu bir tablo arkadaşlar. Evet, hatta şu yaratıkları da öldüreyim gelmişken ya. Şu metali bir kırayım da. Buralar metal kaynıyor iyi bari. Güzel yani. Bu metalleri kırmam demek. Bazen arkadaşlar oyun kasıyor. Bu karakterle kasıyor yalnız. Yanlış anlaşılmasın. Bu karakterle de kasmasının sebebi zaten. Yani sizin de anlayacağınız üzere birden her şeyi yapmaya çalışıyor bu karakter. Birden her şeyi yaptığı için sıkıntı yaşayabiliyor bazen sistem bile. Yani kolay değil. Sen kime vuruyorsun lan? Gel buraya. Kaçtı ya. Heh, gel. Kaç kişi vuracak bana? Oha. Oha. Kaç kişi vuruyorsunuz lan? Sen de gel, sen de gel. Sen de gel, sen de gel. Bu neydi şimdi? Sebebi neydi ki yani? Arkadaşlar gördünüz siz de. Bu şekilde durum bu şekilde vahim olabiliyor yani. Pek ilişmeyin derim yani. Böyle bir hayvanın yanında pek ilişmeyin derim arkadaşlar. 4 tane koskoca dinozorun düştüğü durumlara bakın ya. Baga mı girdi bu? Baga girdi galiba. Heh. Ya et fazla fazla var zaten arkadaşlar da benim hayda ihtiyacım çok oluyor. O yüzden ben arada sırada bunları kesiyorum. Bazen zaten hiç şey yapsam da bırakıyorum olduğu gibi. Evet, güzel bir tablo oluştu. Hatta kendisinden bir tane de burada var. Dur bakayım bir darbe mi almış bu? Dur hemen. Kim? Oo, canı gitmiş. Bu kadar kişiyi öldürdü. 100 canı gitmiş arkadaşlar. Aman aman Allah korusun gitmesin. O da gitmesin. Ben kıyamam buna. Şu yaratığı öldüreyim mi arkadaşlar? İster misiniz? Hadi onu da öldüreyim. Gerçi hızım çok yavaş ya. Yine bir şeyler atmam gerekecek. Yani taşı da atayım. Taşın bir kısmını atayım en azından. Evet, şimdi bunu da öldürdükten sonra artık şeye döneyim. Ya bunu öldürmek şöyle zor. Vurabileceğinden değil arkadaşlar da. Şey yapıyor. Beni ileriye ittiriyor. Ben tekrar gelene kadar tekrar ittiriyor. O yüzden öldüremem diyordum. Evet arkadaşlar. Bu neymiş? Vay. Alayım. Bana saldıracak bir şeyler var burada. Bak. Bak hele bak.
Orada bir böcek cinsi vardı, bana saldırdı. Onu bir yere yolladı sanırsam. Dur şunu keseyim arkadaşlar da. Bakalım ne kadar et çıkacak. Bayağı çıkıyor arkadaşlar bundan da ya. Evet, bak kardeşi. Bak kardeş. Ne kadar, kaç devilmişsin? 28. Beraber yürüyün hadi dostça. Sana dokunmayacağım lan. Şuradaki metali de keseceğim. Sonra gelirim. Ya da yok ya. Bu zar zor hareket ediyor arkadaşlar şimdi zaten ya. Evime döneyim artık. Karakteri gördünüz. Dinozoru gördünüz arkadaşlar. Oldukça hoş, efektif, işinizi fazlasıyla kolaylaştıran bir dinozor. Siz de gördüğünüz gibi sizin de. Şunları atayım. Ağırlık yapmasınlar. Ama şöyle bir sıkıntım var yani. Hemen doluyor envanteri. Her şeyi alıyor ya dinozor. O yüzden dinozorun envanteri çok hızlı doluyor arkadaşlar. Zaten yavaş giden bir dinozor. Bir de envanter dolduktan sonra artık hani ölüm oluyor. Size bir iyilik yapayım mı lan? Sıkışmış bunlar. Sıkışmış bunlar arkadaşlar. Ben bir hemen şey yapmak istiyorum. Şu taşı kırayım bari de. Dokunmayacağım fazla bir şeye. Oo. Bunu kurtaramıyorum galiba. Bu taş şey değil mi ya? Bu taş normal taş değil anlaşılan. Yani kırılacak taş değil. Bu kırılacak taş. Bu kırılacak taş ama o değil arkadaşlar. Maalesef şansına küs dostum. Sıkışacak başka yer mi bulamadın anasını satayım ya. Evin yolunu tutuyorum şu anda. Gidiyorum yavaş yavaş. Evin buralarda bir yerde olması lazım. Hemen aşağıda. Evimi de tam vadiye yaptım bir nevi arkadaşlar. Oradan bir rahatım var yani. İnşallah kaymam düşmem yani. Hasar yememek için düşmem inşallah. Birazcık daha dik yerlere çıkabiliyor yalnız arkadaşlar. Böyle siz de görüyorsunuz. Burada belki kayarım. Kaymadım be. Helal olsun. Evet, şimdi görüyorsunuz arkadaşlar yani önerim budur benim. Yapabiliyorsanız tame yapma ihtimaliniz varsa ilk yapacağınız tame hayvanlarından bir tanesinin bu olması lazım arkadaşlar. Çünkü bunu yaptıktan sonra artık yemek sorununuz kalmıyor. Ölüm sorununuz bir nevi kalmıyor birazcık da güçlendirdikten sonra tabi. Yani bu benim bu zaten güçlü bir hayvan olarak geldi. Başta bu kadar güçlü değildi belki de. Ama yani şu anda baya baya güçlü yani vurunca sağlam vuruşlar sergileyebiliyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Keşke bir T-Rex falan bulsaydım da T-Rex'e vursaydım ya. Yani daha iyi göstermek için açısından güzel olabilirdi. Evet arkadaşlar bunu bırakalım. Bir dahaki bölümde sizlerle beraber şu benim evimin yanına yaptığım dinozor geçidini bir inşasını tamamlayalım arkadaşlar. İşte ise şu kapı filan şu şeylerini ayarlayalım yani. Boş olmasın. Ondan sonra arkadaşlar tame yapmaya başlayacağız bir dahaki videolarımızda. Sizlere tame yapılmasını da göstereceğim. Nasıl tame yapılır filan uzun yolu uzun uzadıya göstereceğim yani. Hiç merak etmeyin. Geleyim güzel bir fotoğraf çekeyim. Deli misin lan sen? Hadi git. Allah Allah. arkadaşlar yani bazen çok inanarak geliyorlar da ben onu anlamıyorum. Evet. Aslında bununla beraber çıktığımda diğer dinozorlarımı da alacağım. Onların bundaki ağırlıkları onlara koyacağım. Bunlar yani onları şey olarak kullanacağım aslında arkadaşlar. İyi olur. Yani öyle düşününce mantıklı bak. İyi düşündüm bak. Dur öyle yapayım bundan sonra. Evet şimdi eve varıyorum arkadaşlar. Vardım zaten. Şu dinozor geçidinden geçmesinde bir sıkıntı olacak mı onu merak ediyorum. İyi, sorunsuz geçebiliyor. Yok geçemedi. Bug'a girdi. Tamam, sorunsuz geçebiliyor. Fena sıkıntı değil yani. Burada bazen takılıyordu da evin içinde şu anda idareten evin içinde tutuyorum arkadaşlar ama evin içinde de dinozor olunca
Bana yer kalmıyor. Birazcık yalnızlık istiyorum artık arkadaşlar ya. Hani şöyle bir dinozorum. Bakın şunun tatlılığına kurban. Seni ben yerim, yerim. Yerim seni ben. Ay ben seni yerim. Oy bir tanem benim. Çok güzel arkadaşlar ya. Ben dün gece buldum bunu. Kayboldu demiştim ya size arkadaşlar. Gece 2 sularında, ay gece 2 dedim. 2 gün önce öğlen sularında kayboldu bu hayvan. Şöyle şu an eve pek girmiyor. Zaten bunun için dinozor şeyini yapacağım. Gece 2 sularında kayboldu. Ay gece 2 sularında şey arkadaşlar 2 gün önce kayboldu bu hayvan. Bulamadım. Kuşum da vardı bir tane. O da kayboldu. O ölmüştür artık ama. Yani bu çok dayanıklı olduğu için ölmedi herhalde. Bir baktım yolda gezerken şunlarla beraber geziyorum arkadaşlar. Ağaç, taş falan topluyorum. Bunu gördüm. Bir sevinmek var bende. Bir sevinmek var. Görmeniz lazım. Çok iyiydi ya. Neyse bununla da bir fotoğraf çektireyim. Şöyle. Ver pozu. Çekiyorum. Bak bana. Çektim. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Bugünlük bizden bu kadar. Bizim videolarımızı takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı videoların altına filan o tür şeyleri unutmazsanız memnun olurum. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.